Engelli araçlarının devri. Arkadaşlar, engelli araçlarımız hepimizin de bildiği üzere 5 yıl içerisinde satışı yapılamaz. Ancak bu 5 yıl içerisinde engelli birey aracını satmak isterse ne yapar? Normal bir vatandaşa satmak isterse kendisine hak tanınan ÖTV muafiyetini, bedelini bağlı olduğu ilin maliye müdürlüklerine gidip hesaplatarak o bedeli ödemek suretiyle aracın devrini yapabilir. Yani normal kişiye satabilir. Engelli bireyden engelli bireye araç devri ise bundan daha esnek ve kolay oluyor. Burada ödenen maliyet devlete geri yatırılmıyor arkadaşlar. 5 yıl süreyle araç devri yapılmıyor. 5 yıl içerisinde araç devri yapılmak istenirse az önce belirttiğim gibi sağlam, yani normal kişilere devir yapılırken o hak tanınan muafiyet ödenmek suretiyle bu işlem yapılıyor. İkinci el araçlarda ise bu muafiyet hakkı aracı üzerinize aldığınız anda itibaren bazı vergilerde dahil olmak üzere size tanınıyor arkadaşlar. Tabi bu birinci el araçlar gibi olmuyor. Araç devir teslim işlemleri 5 yıl dolduktan sonra herhangi bir bedel ödemeksizin gerek normal kişilere gerek de engelli bireylere satış gerçekleştirilebiliyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken husus, aracın 5 yıl boyunca satılamayacağı, 5 yıl içerisinde normal kişilere satılırsa ödenen muafiyet hakkının yani geri iade edileceği, engelli bireyden engelli bireye araç yani satışı gerçekleşirse bu bedelin ödenmeyeceği. Yani burada bu hususlara dikkat ettiğimiz sürece bu bedel devir teslim işlemlerinde herhangi bir sorun yaşamıyoruz arkadaşlar. Evet değerli dostlar, bugün de sizlere kısaca iki tane kafa karışıklığına neden olan sorularımıza cevap vermeye çalıştık. Birincisi, engelli çocuğu olan annemizin emekli olması ile ilgili. Evet, böyle bir hak var. İkincisi, engelli araçların devri. Bu da 5 yıl süreyle devredemiyoruz. Ama 5 yıl içerisinde devredersek normal kişilere satılırsa araç bedelinin ödenmesi veya engelli bireyden engelli bireye satılırken de bu bedelin olmaması arkadaşlar. İkinci el araçlarını da üzerinize alırken aldıktan sonra bazı haklardan da faydalanabiliyorsunuz. Evet, bugün de sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızın sonuna geldik. Sizlerin sorularınız eşliğinde güzel yayınlarda buluşmak temennisiyle değerli gönül dostlarımız, kalın sağlıcakla.